Ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var sevgili izleyenler. Emirhan İlkan Torino'ya transfer oluyor. İtalyan kulübü 48 saat içinde 4,5 milyon euroyu ödeyecek. Son günlerde en çok konuşulan isim oldu Beşiktaş'ta Emirhan İlkan. Hemen detayları Sercan Dikme'ye soruyoruz. Sinemök'ten artık Emirhan İlkan İtalya'ya doğru yola çıkmak üzere. Fiziki olarak değil ancak fiziki olarak da çarşamba perşembe günü itibariyle Emirhan İlkan'ın İtalya'ya giderek artık Torino forması giyeceğini söyleyelim. İlk olarak iki gün önce A-Spor ekranlarında bu flash transfer gelişmesini tüm Türkiye'ye duyurmuştuk. Bu ihtimali sözleşmesinde yazan maddeyi haberleştirmiştik. Artık Torino sportif direktörü Vagnati de Beşiktaş kulübüne iletti. Önce iki seferde ödeyelim demişti İtalyan kulübü bu 4,5 milyon euroluk fesih maddesini, bonservis bedelini. Beşiktaş kulübü bu teklifi kabul etmedi. An itibariyle de İtalyan kulübü Beşiktaş kulübü yetkililerine 48 saat içerisinde yarın ya da en geç salı sabahı itibariyle 4,5 milyon euro Beşiktaş kulübünün resmi banka hesabına yatacak ve Emirhan İlkan Torino'ya gidecek ve 5 yıllık kontrat imzalayacak. 500-550 bin euro civarında bir yıllık ücret kazanacağını söyleyelim İtalyan kulübünde Emirhan İlkan'ın. Beşiktaş'ta da özellikle son zamanlarda çok fazla iki gün itibariyle haberi biz gerçekleştirdikten sonra yıllık maaşıyla ilgili Beşiktaş'ta kazandığı parayla ilgili çok fazla haber yapıldı. Son yapılan yani 1,5 ay önce yapılan kontratta Emirhan İlkan'ın 12 bin, 15 bin TL, 20 bin TL civarında paralar kazandığı konuşuluyordu ama yıllık parasının 4 milyon TL olduğunu, İtalyan kulübünde de yaklaşık Türk lirası çevirdiğinde 8,5, 9, 9,5 milyon TL civarında bir yıllık ücret kazanacağını söyleyelim. Tabii ki Emirhan İlkan'ın artık Torino'ya gidişiyle birlikte Beşiktaş o noktaya da bir transfer gerçekleştirecek. Henüz isim noktasında bir şey söylemek için erken ama Beşiktaş orta sahaya, merkez orta sahaya, 8-10 numaraya bir oyuncu takviyesi yapacak. Sanıyorum birkaç gün içerisinde de bunu da haberleştiriyor olacağız Sinemek'ten. Şimdi Sercan tabii bu çok ani bir gelişme olarak yorumlasak doğrudur herhalde değil mi? Yani çok planlar çok fazlasıyla doğru. Yeni sezon öncesi planlamalar arasında yoktu. Dolayısıyla şimdi sezon da başlıyor. Acaba bir B planı şimdiden oluşmuş mudur Beşiktaş'ın? Evet ya Valerian İsmail'in kullandığı cümle çok flash bir durumdu bu. Hiç beklediğimiz bir durum değildi dedi. Hoca bile bunu söylerken bizim söylememiz hiç şaşırılacak bir durum değil. Beşiktaş'ta da şaşkınlık var ama Haziran ayında yapılan kontratta böyle bir madde var olduğu ortaya çıkarttık. 4,5 milyon euroluk bir durumun. Elbette bu kadar kısa süre içerisinde böyle bir teklifin, teklifden ziyade bu paranın ödenip Emirhan'ın transfer edilmesi Beşiktaş kulübünde hayır şaşkınlık yaratmadı dersek yanlış söylemiş oluruz. B planı bizim haberi gerçekleştirdiğimiz iki gün öncesi itibariyle başladı. Orada görüşülen futbolcular var. Hem yerli oyuncular hem de yabancı oyuncular var. Biraz yerli merkez orta saha transferi an itibariyle o kısıtlı görünüyor. Ancak halen kesin bir ifade kullanmak için derken isim söyleyemiyorum. İki gün olduğu için böyle bir durumun gerçekleşme, böyle bir arayışın gerçekleşme süresi. Ama sanıyorum Emirhan'ın çarşamba perşembe günü itibariyle İtalya'ya gittiğini gördüğümüzde sanırım A-Spor olarak biz bir merkez orta saha transferiyle ilgili isim gerçekleştiriyor, isim yapıyor, ismi haberleştiriyor olacağız Sinemek'ten. Dediğim gibi biz bu haberi söylediğimizde şu cümleyi kullanmıştık. Emirhan İlkan'ın Avrupa'ya gidip Avrupa'da oynamaya isteği vardı. Ki bunu zamanında yani bundan 1,5 ay önce, 1 ay önce Haziran ayında kontrat imzalarken Beşiktaş kulübü yetkililerine de söylemiş. Elbette Beşiktaş'ta istek, temenni, arzu Emirhan'ın takımda kalmasıydı ama bir yandan da hayaller var. Sadece Emirhan bir takım değiştirmiyor an itibariyle. Aynı zamanda hayallerinin de peşinde koşuyor ki hayallerinin peşinde koşma cümlesini biz Rıdvan'dan da duymuştuk. Sanıyorum Emirhan yuvadan uçarken İtalya'ya giderken de hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum cümlesini kuracaktır Sinemek'ten. Sercan Dikme'ye çok teşekkürler detaylar için. Detayları aldık sevgili izleyenler ki bu haberi de zaten ilk olarak A-Spor ekranlarından Sercan Dikme paylaşmıştı. Yine haberin detaylarını da ondan almış olduk.